Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Malumunuz her hafta bu programı kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte icra ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Kıymetli hocam geçtiğimiz hafta ee, Mirac'ı konuştuk ve Miraç'tan alacağımız ibretleri, hikmetleri, dersleri işlemiş olduk birlikte. Evet efendim. Fakat siz geçtiğimiz hafta aslında Peygamber Efendimizin Mekke'den Mescidi Aksa'ya gidişinin bir İsra gece yolculuğu olduğunu, Mekke'den de göklere yolculuğun uruç evet. olarak tarif ettiniz ve geçtiğimiz hafta daha çok o Mescidi Aksa'dan göklere yolculuğu konuştuk. Ve diğer peygamberlerin miracından bahsettik. Evet diğer pe peygamberlerin miracından bahsettik. Sevgili hocam bu haftada bu ilk bölümü e, işlesek. Yani İsra hadisesi neydi? Hı hı. Ve İsra suresi de var. İsra de. suresinden bize düşen miraslar nelerdi? Evet. E, güzel evet. olur kanaatindeyiz. Şimdi efendim, e, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın e, mucizelerinden e, birisi olarak değerlendirdiğimiz e, İsra hadisesi, e, malum e, Mekke-i Mükerreme'de bulunan e, Mescidi Haram'dan, Peygamber aleyhisselamın bir gece yolculuğu ile, bir İsra ile e, civarını mübarek kıldığımız buyurduğu Rabbimizin e, Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e e, götürülmesi hadisesini ki surenin başındaki ilk ayette allah Teala ifade ediyor. E, Tabi Peygamberimizin bu safhaya gelişi yaşadığı e, olaylarla da çok yakından alakalı. Çünkü Peygamberimiz bu isra mucizesinin gerçekleşmesi yılında çok zorlu bir süreçten geçmişti. Yani Senetül Hüzün denilen bir sene yaşamıştı. Hatice validemizin vefatı, efendim işte amcası Ebu Talib'in vefatı ve işte baskıların artması üzerindeki Müslümanların üzerindeki baskının artması ve bir arayış içerisinde olarak efendimizin Taif'e gidişi, Taif'te hüsnü kabul beklerken red almış olması ve hatta taşlanması gibi hadiselerle tabi e, Efendimizin kalbi nebevisi burkulmuştu, sarsılmıştı. insan sonuçta üzülmüştü. E, allah Teala onu e, onun kalbi nebevisini bir bakıma tatyip etmek, e, daha hoş bir hale getirmek ve onu e, bu görevi ifası sırasında manen de yüceltmek adına bir İsra yolculuğuyla böyle bir Mekke'den e, Mescid-i Aksa'ya. Oradan da e, öbür e, semakatlarına katlarına ettirmişti. Tabii bu şeyi anlatan İsra e, hadisesini anlatan surenin içerisinde aslında e, o İsra hadisesinin bize e, kazanımlarını e, ifade eden bölümler var. Yani şöyle e, ben bir mukayese yapmak isterim. E, nasıl Hz Musa'nın miraç e, özelliği taşıyan e, Tur-i buluşmasında e, Cenab-ı Hak'tan bir on emir getirdiğinden bahsediliyorsa, e, Hz. Musa'nın e, asabına ümmetine, e, İsrailoğullarına bir on emri söz konusuysa, Peygamber aleyhissalatü da İsra hadisesiyle beraber e, ümmetine tabiri caizse Rabbimizin armağanı olmak üzere namaz ve diğer ibadetler ötesinde bir de e, 12 iki e, önemli mesajı e, ihtiva eden e, İsra suresinin 23 ile 41. ayetler arasında geçen emirleri var. Bunlar da hakikaten bizim Allah ile ilişkilerimize, insanlarla münasebetlerimize, beşeri münasebetlerdeki tavrımıza, dünya nimetlerine karşı olan tavrımızın nasıl olması gerektiğine müteallik olmak üzere çok önemli mesajlar veren hikmetli ayetlerdir. Yine İsra suresinde hocam. Yine İsra suresinde. Bugün isterseniz bu e, ayeti kerimelerde Rabbimiz hala bizden neler istiyor istiyor ve bu 12 emrin detayları nelerdir? Bu ayetler ışığında buna temas edelim. Emin e, oluruz e, hocam. Şimdi e, ilgili bölümün ilk cümlesi Allah Teala Hazretleri ve kada rabbuke ella ta'budu illa iyyah diye başlıyor. Yani Rabb'in hükmetti e, ve emretti ki sen ve siz ümmeti Muhammed e, Allah'tan başkasına asla kulluk etmeyin. Birinci emir bu. Yani Allah'tan başka bir tanrı, Allah'tan başka bir ilah, Allah'tan başka yönelecek, tapılacak, efendim kulluk edecek birlik bir varlık bulunmadığını kabul tevhid ilkesi yani bu ilahi emrin ilkidir. Zaten daha önceki konuşmalarımızda hep söyledik. Yani bütün peygamberlerin insanlara ulaştırdığı ilk ve en temel ilke tevhid ilkesidir. Yani hangi peygamber hangi kavme giderse gitsin gittik iyi kavimdeki insanların bozulmaları, e, deformasyonu hangi alanda olursa olsun, ister ahlaki alanda olsun, ister itikat alanda olsun, ister beşeri münasebetler alanda olsun, o kavme gittiği zaman götürdüğü ilk mesaj tevhid ilkesidir. Yani e, ahlaki bozulmalar içinde ilaç ve reçete tevhiddir. E, i̇tikadi bozulmalar içinde, beşeri münasebetlerdeki e, kavgalar içinde ee, bunun temel ilacının tevhid olduğunu Allah Teala ifade etmiştir. Burada da İsra gibi çok önemli bir e, ihsana ermiş bulunan Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, İsra mucizesini atan surenin de içinde Allah Teala bu hükümle başlıyor. Yani Allah e, kendisinden başkasına asla kulluk etmemeniz gerektiğine hükmetti. Bunu ilanen, bunu bir kadıyı olarak hepinize duyurdu diyerek Birinci emir bu. Kesin e, hüküm. Kesin hüküm ve bu. Ve temel sütun. Ve bunun e, altında aşağı yukarı e, yaklaşık 15-20 kadar ayet-i kerime var. Bunlarda farklı emirler var ama sonunda yine en son bu hükümlerin tamamlandığı, toparlandığı e, ayet-i de Allah Teala yine işi buraya. Yani o tevhid inancına bağlıyor. Diyor ki Velike mimme evha ileyke rabbüke minel hekmeti ve la tec'al me Allahi ilahen ahar fe tulqa fi cehenneme melumen Ya işte bu sayacağımız ayette sayılır ama sayacağımız bütün emirlerin hepsi Allah'ın sana vahyettiği hikmetler kapsamındadır. Bunun dahilindedir. Allah ile beraber sen sakın ola ki bütün bunları anlattıktan sonra bir başkasını ilah edinmeye, bir başkasını tanrı gibi görmeye, ona kulluk etmeye yeltenme yoksa kınanmış bir vaziyette, Allah'ın rahmetinden uzak olarak cehenneme gidersin diye de sonlu böyle bağlıyor. Yani tevhidle on, başlıyor. Tevhidle başlıyor, tevhidle, tevhidle bitiriyor. bitiriyor. Bu çok önemli bir şey. Ama arasında da yani o tevhidin muhtezası olan e, itikadi, ahlaki, dini, ibadi esasları bize anlatacak. Hemen devamında bu ayet kerimenin ve bil ihsani ve, ve bil valideyni ihsana diyerek e, anne babanın önemine ve ehemmiyetine Rabb'ına kulluktan hemen sonra işaret ediyor. Yani Rabb'ına kul olmayı emretti Rabb'in sana, başkasına değil ama hemen arkasından da senin sebeb-vücudun olan varlık alemine geliş vesilesi olan anne babana da İhsan ile yani iyilikle ya da Allah'ın seni gördüğü bilincine sahip olarak onlara güzel muamele etmekle e, emretti diyerek burada e, kulluğun e, anne babaya e, itaat ve ihsan ile başladığını önce Allah hala kulluk tabi ama arkasından da bununla gelişip devam ettiğini e, ifade ediyor. Kıyamete, Kıyamete kadar böyle değil mi hocam? Kesinlikle yani babanın yeri değişmiyor. Değişmeyecek çünkü varlık sebebi bunlar bizim ve çünkü insanoğlu diğer varlıklardan farklı olarak dünyaya çok aciz olarak geliyor. Yani onun hayata tutunması için lazım olan yani en azından ergenlik çağına kadar gelmesi için bir ebeveyne, ebeveyn şefkatine, onların himayesine muhtaç. Dolayısıyla bu dünyaya gelişine sebep olmak ve ondan sonra büyüme çağına, ergenlik çağına Şimdi de biraz daha da ilerledi bu şey. Yani bir iş güç sahibi oluncaya kadar e, hima makmak, himaye etmek. Ebeveynin anne babanın görevleri kapsamında hal böyle olunca hakikaten anne babanın sorumluluğu da hak ve yetkisi de çoğalmış e, oldu. O bize. Ayetin devamında Allah Teala Hazretleri e, buyuruyor ki اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَةِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَهُمَا Bu ebeveynden anne babandan herhangi birisi ya da ikisi de senin nezdinde yaşlılık çağına erişecek olurlarsa fele uf sakın onlara seni bezdirecek, bıktıracak şeyler sordular, taleplerde bulundular. Anlamsız şeyler oldu çünkü yaşlılıktan dolayı Alzheimer, demans vesaire gibi e, bunama gibi zor, zor haller, var. zor, haller var. Bu haller kapsamındayken iken evlatların e, kızıp taşıp onlara bir tepki vermesini allah Teala önlük alıyor. Diyor ki sakın ha sen onlara böyle öf diyecek. Çünkü onlar sana öf dedirtecek şeyler yapabilirler. Bir takım tepkiler verebilirler. Sen sakın e, böyle bir yola yeltenme. Ve vela tekullehüme uffin ve kullehüme kavlen kerime. Yani Öf bile deme aksine ve la tenharume onları kızıp incitme ve onlara kerim bir söz söyle. Yani yumuşak, değerli, anlamlı, gönül alıcı, güzel söz söyle onlara. Kalplerini kırmayacağız. Kırmayayım. hocam. Kırmayın. Ee, Hazretleri'nin Camiül Fezail diye bir kitabı var. Ee, biz onu tercüme ettik, yayınladık biliyorsunuz. Orada güzel bir şey var. Diyor ki halk arasında diyor Hüdayi Hazretleri yağcılık yapmak, yaltaklanmak çok çirkin bir şeydir. Ama bunun bir tek istinası vardır. Anne babaya yaltaklanmak caizdir. Onları <laughs> göz almak için diyor. Çok hoşuma gitti gerçekten. Anne yani. babaya yani ne kadar yaltaklansak, güzel söz söylesek, ha, almak şımartsak, ha olur. Caizdir. Ama başkasına, yani orada da bir mehabetin kaybolmasa evet. da. Evet, i̇zzet gidiyor. izzet gidiyor. İstismar A kapısı açılıyor. <laughs> bir de hani bir beklenti Halbuki anne Hırs. Ona, ne bekle, Ne bekleyeceksin evet. bu saatten sonra? Ee, ancak gönlü almak için yapılır bu. Dolayısıyla çok e, güzel bir şey. İlim-i e, adlı kitabımızda var bu hidayetlerden e, bu sözü. Dolayısıyla oradan da bakılabilir. E, önemli bir şey bu. E, sonra Cenab-ı Hak devam ediyor. Yani ee, anne baba ile ilgili Neye bu tabii onu çok önemsiyor ayrı bölüm önce ancak, Kend, kendisiyle ilgili olan kısmı bir cümle bir cümle bir cümleyle bitirme ama diye. ondan sonra yani yaşlılık çağına gelirlerse onlara sen sakın öfteme kırma dökme kerim söz söyle yetmiyor vahfil lehuma cenaha zulli sen e, onlar üzerine tevazu kanatlarını şefkat kanatlarını böyle indir yani bir anaç tavuğun yavruları üzerine kanatlarını indirmesi gibi sen de şefkat kanatlarını yine rahmeti onlar üzerine indir ve Cenab-ı Hakk'a onlar adına şöyle ilticada bulun. Ve kur rabbir hamhuma kema rabbiyani sagira. Ben küçükken bunlar beni nasıl yetiştirmişlerse ya Rabbi, nasıl şefkatle muamele etmişlerse sen de şimdi bu ihtiyar anne babama merhametinle muamele et, şefkatinle muamele et. Onları benim de güzel onlara sahip çıkmama bana yardımcı ol diye dua ve iltica'da bulunmayı emrediyor Allah Teala Hazretleri. Çünkü hakikaten onun duası onun ona iltica olmasa sabretmek biraz daha zor ama ona iltica edince oradan da bir destek gelecek. Yani insanın bu tür sıkıntılara katlanması daha kolaylaşmış olacak belki. O yüzden Allah Teala Cenab-ı Hakk'a dua et yani bana dua et ve benden de böyle bir destek bekle diye söylüyor. Hmm. Çünkü sebebini de anlatıyor. Rabbukum alemu bima fi nufusikum. Çünkü Rabbiniz sizin gönlünüzdekini biliyor. Yani gönlünüzde ne var? Nereye meyil ediyorsunuz? Bunu biliyor. E, efendim e, ama intekûnû salihin. yani eğer siz e, salih kullar olarak e, e, salah ile amel ederseniz o zaman işte fe innehu kâne lil evvâbîne gafûra. O mağfiretle sizin yönelişinizi kendisine doğru kabul edecek ve sizi bağışlayacaktır. Dolayısıyla siz e, dua ederek Ya Rabbi sen bunlara şefkatinle muamele et derken gönlünüzdekini de tahsiye etmiş oluyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a ilticayı da sağlamlaştırmış oluyorsunuz. İlişkilerinizi hem Rabbinizle hem anne babanızla daha düzenli hale getirmiş oluyorsunuz. Destek de almış oluyorsunuz bir bakıma. Manevi destek Allah Teala Hazretlerinden yol gösteriyor Allah Teala bize. O zaman hocam şu an anne babası hayatta olan izleyicilerimiz evet. ya da dinleyicilerimiz için çok kestirme bir yol var. Evet elhamdülillah. Yani anamızın eli, babamızın kucağı yani oralar bizim için Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için çok evet, en kestirmiyor. Vesile, vesileler, vesileler hakikaten çok önemli. Elini ayağını öpmek, neyse duasını almak, beklentisi varsa onlara cevap vermek, Ziyaret etmek, hatırını sormak çünkü anne babanın en mutlu anı çocuğunu görmek, onun kendisini ziyarete geldiğini hissetmek, kokusunu hissetmektir. Ee, evlatlar da bunu e, esirgememeli e, ebeveynlerinden bu ifadelere göre. Evet sonra allah Teala şimdi şey çemberi genişletiyor. Yani önce anne baba bayağı böyle detaylı olarak gerekçelendirerek bize onları nasıl muamele edeceğimizi, nasıl gönüllerini alacağımızı, nasıl Cenab-ı Hakk'a dua ederek, bu manada başarılı olmaya çalışacağımızı söyledi. Arkasından şimdi başka görevleriniz de var diyor. Onları hatırlatıyor. Nedir onlar? Ve etizel kurba hakkahu. Bakın hakkını verin yakınlarınızın akrabalarınız Yani kan bağı olan. Sizinle akrabalık hukuku bakımından kan bağı olan amcanız, dayınız, halanız neyse yani hukukunuz olan akrabalarınıza hakkını verin. Yani onları da arayıp sormak veya onlara hani bir maddi destek ihtiyacı varsa onu vermek. Şimdi bakın burada hak kelimesini kullanıyor. Yani burada bir e, ümmete, insanlığa sorumluluk yüklüyor allah Teala Hazretleri. Çünkü hak demek hem hak manası var bir de sorumluluk manası var. Hukuk deyince daha çok e, bizim ayetlerde, hadislerde vazife anlaşılır. Yani sorumluluk manası. Yani onlara karşı olan sorumluluğunu yerine getir Yani bu zekatla olabilir farklı olabilir veya başka gidip onların halini hatırlı sormak suretiyle olur. Onların yüklerini hafifletmek suretiyle olur ama Allah Teala hak kelimesini burada kayda düşüyor. zaten ve fî envâlihim hakkun lissâil ve ayet kelimesiyle de yani e, zenginlerin mallarında fukaranın da hakkının bulunduğu söylüyor. Burada zaten önce e, fakirden önce şeyi sayıyor, akrabayı sayıyor. Ve ayeti zel kurba hakkı Ondan sonra ver miskiyin diyor. miskin yani e, hareket imkanı kısıtlı olan ekonomik gücü olmadığı için ya da maddi imkansızlıklar veya bedeni eksiklikler sebebiyle hareketi zor olan kişilerin de hakkını ver. Ona da destek ol. Ekonomik olarak ya da koluna girerek ya da başka suretlerde ona da hakkını ver. E, yani senin sorumluluğun, nefsin, aile fertlerin, anne baban ve onlardan başka bir de akrabaların bile çevrendeki gerçekten miskin konumunda bulunan çok fakir. Muhtaçlar, garipler, evet, yetimler, varsa fakirler. Varsa onlardan da vareste değilsin. Onlardan uzak kalmaman lazım. Onların hakkını e, vermeye çalış. Ama e, böyle bezir tevzira ve döküp de saçma da yani elinde imkanın olduğu kadar yani elinde gücün varsa bu fukaraya verme konusunda akrabaya verme konusunda ihmal etme. Yani ben beni bilirim. Başkasını tanımam deme. Hani şimdi bu felsefe diye bir felsefe var şimdi malum. Evet hocam. Pozitivizmin çocuğu. Yani o felsefeye göre herkes ben kendim bilirim diyor. Bana ben lazımım. Başkası beni ilgilendirmez. Altta kalanı cana çıksın diyor. Gemisini kurtaran kaptan ha, diyorlar. Diyor. Yani kaptan ol. Evet. Kendine bak. Ama işte Allah ver demiyor. Allah diyor ki sen senden sorumlusun. Tamam. Eyvallah. Ailenden sorumlusun. Eyvallah. Anne baban yükledi bak akraban dedi miskin dedi yani farkındalık duygumuzun alanını genişletiyor. Yani biz onların da farkında olmak, onların da eksikliklerini, gediklerini tahsih ve tamir etmek gibi sorumluluğumuz olduğunu Allah Teala burada İsra vesilesiyle, Miraç vesilesiyle gündemimize koyuyor. Yani bundan bitmiyor işte. Din bu hocam. Yani, yani sosyal. Sosyal olmak öyle de, ben e, insanlardan uzak yaşarım diyemeyiz. Toplumun gidişatından Müslümanın sorumlu olduğunu bilmek demek. Mesuliyet. Evet bu sorumluluk duygusu eee hakikaten e, olmazsa olmazımız. Dolayısıyla e, üçüncüsü bu. Yani akraba yok, yoksul ve e, yetim darda kalmış vesaire. Birbirimize e, zimetliyiz hocam. Evet, aynı. Bir daha evlinse bil geçiyor eti gelmedi. Yani yolda kalmış. Yani işini tamamlayamamış, imkanı olmayan, para bitmiş olan vesaire. Yani birinin desteğine muhtaç olan kimseleri sakın görmezden Mülteciler hocam ben mülteciler. dünyanın her yerinden aynen. geliyorlar şimdi Ukrayna'dan da geliyorlar hocam Gelecekler tabii. onlara da bakıyorum şu an Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu el atıyor aynen. uzatıyor. Aynen. Elhamdülillah yani bu ayet-i kerimeler muadilesinde oluşmuş olan bir toplumsal e, dayanışma duygusu var bizde yani görmezden gelmek gibi şeyimiz yok bizim yani kesinlikle bu düşenin bizim... dostu yüzden aynen hocam aynen öyle bu bizim sorumluluğumuzdur bu bizim kardeşimizdir. Uh, Ukrayna'da olması, Rusya'da olması yani ne bileyim e, Suriye'de olması önemli değil. Afganistan'da olması yani insandır İnsandır sonuçta. E, i̇nsan olarak onlarla ilgilenmek özellikle mazlum ve mağdur olan insanla ilgilenmek gibi sorumluluğumuz var. Mazluma dinini sormuyoruz değil mi hocam? Kesinlikle. Biz sorulmaz. Sorulmaz. Yani mazlum ve mağdura dini de sorulmaz. E, Mezhebi, yani, meşrebi. Meşre, dil de sorulmaz. Yani. yani madem ki mazlumdur madem ki mağdurdur onun elinden tutmak Müslümanın vazifesidir. Yani düşmüşe bir tekme de sen vurmaya yetkili değilsin. Kim olsun insan. Hani Hazreti Peygamber ayağa kalkıyor Yahudi cenazesi geçerken de Ya Resulallah Müslüman cenazesi Yahudi cenazesiymiş deyince olsun insan diyor. Yani insana değer vermek, insan unsurunu önemsemek çok önemli. Ki bu cenaze bir de bu mağdur yaşayan bir insan. Yani onun elinden tutmak tabii ee, çok daha e, anlamlı. E, ama yani işte bunu da kendi imkanlarına göre yapmayı ve la tübezzir tebzir ayetiyle döküp saçmayın. Çünkü innel mübezzirine kânu ihvâne şeyatin Yani döküp saçanlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytanların arkadaşlarıdırlar. Ve kâne şeytanu li Şeytan da Rabbine karşı son derece nankördür. Dolayısıyla siz böyle döküp saçmadan usulüne göre ihtiyaç sahiplerini görün. İmkanlarınızı onlarla paylaşın ve bunu bir hayat tarzı olarak e, gündemize koyun. Hayatınızda bunu uygulayın diyor Allah. Hocam sana. yani döküp saçmayı şöyle sormuş oldum. Yani mesela çok paramız var. Yani baktık bir an merhamete geldik. Ben bütün insanları kurtarırım. Hepsini yeterim deyip bir anda bütün malımızı varımızı dağıttık. Verdiğimiz zaman biz bu sefer sıkıntıya düşebiliriz. Çocuğumuz, tabii, tabii, kendi akrabalarımızın tabii. eline bakar onun oluruz. için, oluruz. Onun için kendi varlığımızı kontrol altında tutmak yani ondan hem kendimize hem o yine fakir fukaraya bir şey yapmak üzere e, üretmeye devam etmeliyiz. Yani o şeyi tüketmemeliyiz. Sermayeyi tüketmemeliyiz. Hmm. E, Zekatımızdan, hayratımızdan veririz. Ama sıfırı tükettiğimiz zaman biz de bu sefer başkalarının eline e, bakmak zorunda kalabiliriz. O duruma düşmekten allah Teala sakındırarak diyor ki onun da ölçülüsünü kaçırmayın. Yani ölçülü olur. Bir de tabii şu var yani çok verirseniz birden o düşküne o da çok harcamaya alışabilir. Bu sefer ona da bir olursunuz. Halbuki lazım olan kadarını verin, bir başkasına verin, öbürüne verin derken yani bu paylaşım sayısını artırın ama bir insanın önüne çok fazla da yığmayın. O da bir taraftan kendisi bulmaya, buluşturmaya şey yapsın veya ona da balık tutmayı öğretin. Doğru. O da kendi e, şeyini bulsun yani yolunu bulsun, yöntemini öğrensin falan. Çünkü uzun bir hayat var önümüzde. Kesinlikle. Yani bir anlık parlayarak işte cömertliği Cömert, evet. zirveye çıkıp ama önümüzün evet. son. 10 20 senesinde de iflas tüketirsek evet. o sıfır tüketmenin bir anlamı yok tabii. Eyvallah. Ee, sonra e, ayetin devamında Allah Teala Hazretleri e, yani birisi kapımıza gelir bizden bir talepte bulunur, bir şeyler isterse biz de yani şu an yanımız yok ama olma ihtimali var ise o durumda yine kırıp dökmeden hoş sözler söylemeyi emrediyor. Ve diyor ki: "Ve imme turdan" anhumu bitiga rahmetin min rabbike tercuha fe kullahum kavlen meysura. Yani Rabbinin sana vermesini umdu, umduğun, rahmetinin gereği olarak sana geleceğini umduğun bir gelirin gelme ihtimali olan bir şey varsa, yani yarın öbür gün bir şey gelecek veya işte harman sonu bir şey olacak gibi bir şey varsa, senden talepte bulunana, ya şimdi biraz elim dar ama falan zaman gelirsen bakarız gibi, yani onu ümitlendirici, e, gönül alıcı bir şey söyle de adamcağız kırılıp dökülmedi yani kırıp dökmeyi e, önemsiyor yani istemek zor bir hadise. yani istemişse bir adam Ve hakikaten siz fark etmişseniz isteyecek durumda olduğunu e, ona ya çok isterdim sana şimdi yardımcı olmak şu an imkanım biraz dar üç gün sonra bir yerden bir şey bekliyorum haberleşirim ben seni ararım gibi bir nezaket gösterisinde bulunmak o bile bir gün alıcı bir şeydir ve hakikaten üç gün sonra da, ama bunu bir vaat gibi e, görüp ...yerine getirmek lazım. Yoksa... ...o da... E, bir türlü ...bambaşka olur. bir ümitsizliğe... ...hayat kırıklığına uğratırız. Olur. Böyle bir hakkımız yok. Dördüncüsü... E, ...yine... E, ...bizim ekonomik hayatta... ...gündelik hayatta... E, ...imkanlarımızı kullanırken... E, ...ölçülü... ...ve dengeli olmamızı... ...emreden esaslar vaz ediyor allah Teala. Diyor ki... ...vele teceal yedeke ...malûleten. Yani... Ee, elin boynuna asılı olmasın diyor. Hani kolu kırılan adamın kolu alçı alırlar, sonra asarlar. boynuna asarlar. Boynu ne asılı olan bir kolun e, buradan e, insanın cebine girmesi çok zordur. Muhteşem bir anlatım tarzı bu aslında. Cenab-ı bakın, yani müthiş bir mecazla anlatıyor. Yani eli boynuna asılı adamın elin cebine gitmediği gibi. Sen de öyle eli cebine gitmeyen adam olma. Yani cimri olma. Hani cebinde akrep var derler, Türkçe'de böyle evet, deyimler hocam. var. Aslında bunun tercihmesi sanki o. Ee, yani elin cebine gitsin. Parmakların çalışsın. Ee, elin yokla zaman zaman cebinde ne olduğunu. Ee, ama وَلَا تَبْصُدْهَا كُلَّ bast. Verirken, harcarken de böyle avucun iyice açık. Tamamı avucundan dökülüp gitmesin. Yani biraz önce ki ifadeye uygun yani e, ilahi emirlerin hepsinde yani bir denge var Evet yani ifrat ve tefritin tam ortasında vasat bir yerde bir orta noktada itidal çizgisinde durmamızı istiyor allah Teala Teala yani cebinde akrep olmasın tamam ama e, müsrif de olma yani böyle bütün savurgan efendime söyleyeyim Hünün har vurup harman har 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 savuran o da olma sen lazım olan kadarını, lazım olan yere, lazım olan zamanda ulaştırmanın derdinde olduğun zaman unutulmazsın. İz bırakırsın. Ee, i̇nsanlar seni hatırlarlar ve mutlu olduklarını her vesile ifade ederler. Yani bu bence çok ölçülü bir şey. Ee, eğer e, savurgan olur, eli açık, hiç e, elinde bir şey tutmazsan fetak udemelumen mahsura. Sonra kaybettiklerinin hasretini çeker ve kendi kendine töh ya biraz kendimi ayırsaydım demeye başlarsın. Böyle bir şey de yapma. Yani ölçülü davran. İktisatlı verirken tamam. de, harcarken de, çocuğunu harcarken de, kendini harcarken de cimri olma ama e, olma. İkisinin ortasında itidal çizgisinde dengeli bir ölçüde davranmayı bil diyor Allah Teala. Bu her aşamada değil mi hocam? Bu yani zengin için de böyle. Kesinlikle, kesinlikle. Orta dereceli ekonomik işte geliri olanlar için de böyle. Evet. Fakirler için de böyle. Ama e, tabii her birinin ihtidal çizgisi farklıdır. Evet. Yani sonuçta zenginin i̇ddial yani vermekten işte edip ya ben aslında çok da saçıp savurdum gibi kendisini de kandırmaması gerekiyor. Kandırmaması gerekiyor. Çünkü zenginin o, o kendi ekonomik durumuna göre bir ihtidal de verecek. Yani adam vardır Bin lira verirse iyi bir şey vermiş olur. Adam verdir, 10 bin lira verirse iyi bir şey vermiş olur. Adam vardır, 1 milyon verirse eh gibi. Yani evet. herkesin kendi konumuna, durumuna, ekonomik şartlarına göre bunu ayarlaması lazım. Ki herkes kendini bilir hocam. Bilir. Herkes bilir. Bana yakışan budur der mesela. Evet. Yani bazen ya yakıştı mı sana dedirtmemesi de lazım insanın. Doğru. Kendisine. Evet, o dengeli bir şekilde yürümeli. Ayetin devamında bu ayeti şeyi açıklıyor. Allah Teala buyuruyor ki inna rabbeke yabsutur rizka limen yasha ve yakdir. Yani Allah dilediğine rızkını bol bol ihsan eder, bast eder, zengince verir. Bazınıkini de daraltır. Bu Allah'ın elinde bir şey. Yani hani halk arasında deyim, deyim vardır ya. Allah zenginliği dilediğine ee, ilmi ilmimi dileyene verir diye. Yani dolayısıyla zenginlik biraz ıslah e, ilahidir. Yani çok çalışmakla da doğrudan alakalı e, değildir. Dolayısıyla Allah diyor ki ya, dilediğine rızkı verir, dilediğine daraltır. O onun elinde bir şey. E, efendim innahu kane bi ibadihi habiran masira. Ama kulların zenginlikte de fakirlikte ne yaptığını çok iyi şekilde görür, bilir, haberdardır. agahtır ve zenginken yani veremeyeni de çok vereni de efendim fakirken de insanların yardımına koşmak isteyenin o cömert tavrı da hepsini bilir. Yani siz kendiniz boş yere, boş yere kandırmayın. Yeri geldiğinde vermesini bilin. Yeri geldiğinde e, insanları yardımına koşmaktan kaçınmayın. E, benim için sıram değil gibi filan da böyle yanlışlar. Bahanelere sığmıyor. Sığınmayın diyor Allah Teala. Beşincisi e, bu da çok önemli bir şey o dönemlerde İslam'ın geldiği dönemlerde cahiliye toplumundaki insanların evlatlarını açlık korkusuyla öldürdükleri şeklinde rivayet var. Bir de hani kız evlatlarını öldürmeleriyle ilgili uygulamalar var. Allah Teala buradaki bu yanlışa da işaret etmek üzere o şeyi de uygulamayı da tabiri caizse kaldırarak diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ haşyete <laughs> imlak. Yani açlık korkusuyla sakın ha, evlatlarınızı öldürmeyin. Yani bunu ben büyütemem, yetiştiremem. Efendim söyleyeyim çok oldu bu nüfus sayısı falan gibi bahanelerle. Çünkü nahnu narzukuhum. <laughs> Onlar rızıklandıran siz değilsiniz. Benim, biz diyor Allah Teala. Ve iyyakum. <laughs> Sizinkini de ben veriyorum diyor yani. Sizi de onları da rızıklandıran olur. Garantörü odur. benim diyor Allah ha, Teala. aynen. İnne katlahum kana hıt'en kebira. Onları böyle rızık endişesiyle öldürmek gerçekten büyük büyük günahtır, büyük vebaldir. Aslında e, yani doğum kontrolü denilen ve işte bir takım müdahalelerle yapılan şeylerin de bu manada e, bu kapsama girdiği düşünülebilir. Büyük yani. bir cinayet. Evet e, düşünülebilir. E, özellikle de tabi cennetin şeklinden sonraki süreçlerde. E, altıncısı zinaya yaklaşmayın diyor. Bakın zina etmeyin, zinaya düşmeyin ayrı bir şey. Burada hani onun oluşacağı ortamlardan bile uzak durmayı tedavi ettirecek, çağrıştıracak bir ilahi emirle ve la takrabu zina. Yani zina ortamlarına yaklaşmayın. Zinaya vesile olacak, sizi e, tuzağa düşürecek, e, nefsinizin e, bir takım ivaatına kap kapılıp yanlış yapmanız vesile olacak ortamlara sakın girmeyin. E, i̇htilatta ölçülü olun kadınlarla ihtilatta e, veya işte bu tür ortamlarda nasıl hareket edeceğinizi iyi bilin. Çünkü innehu kâne fâhişe ve O zina denilen şey büyük bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Neslin devamı, neslin takibi adına e, nikahsız beraberliklerin e, ne tür fecaatlere sebebiyet verdiği tarih boyu cep görüle gelmektedir. Bugün de e, önemli ve veballi işlerden birisidir. O yüzden Allah Teala bunun önünü kesiyor. Bisedli zerai ile zinadan önce zinaya gidecek ortamları kadın erkeğin e, üçüncü bir şahıs olmaksızın birlikte aynı mekanda kalması gibi ortamları mümkün mertebe e, uzaklaştırmanın gerektiğini bu ayet-i anlıyoruz. Çünkü öbür türlü üçüncü şeytan oluyor bazen. Allah korusun, insanların ayağını kaymasına vesile olabiliyor. Onun için e, altıncı emir, bu istirahat vesilesiyle, zinadan uzaklaşmak, zinaya yaklaşmamak yani. Zinanın olduğu yere sokmak. Yedincisi, e, haksız yere, nahak yere adam öldürmemek. Zaten adam öldürmek, e, kanunun ve yasaların, devletin işidir. Yani cezai olarak bir işlem yapılacaksa, Yoksa bunun dışında göz göre göre bir insanın bir başkası... Meğer ki nefsi bir müdafaa olsun veya meşru bir takım sebepler olsun ayrı ayette de onu söyleyecek zaten. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّت۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا <بِالْحَق> Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın, insanları öldürmeyin. Ancak hak bir kanun, bir işte diyet veya ne bileyim işte kısasa kısas gibi sebepler müstesna... Bunun dışındaki bir sebeple insanların canına kıymayı, adam öldürmeyi asla insani bir vasıf olarak görmüyor Allah Teala ve vahşet yani. Vahşet tabii ki. Yani savaş durumu müstesna da savaş kanunu geçer ama bunun dışındaki barış zamanlarında bir insanın maddi hesaplarla, dünyevi hesaplarla bir başkasının canına kıyması vahşetin dik alası yani. Vahşetten de öte bir şey. Onun için eee ve men kutile mazlumen. Kim de zulmen, mazlum bir pozisyonda öldürülürse efendim fakat cealne li velihi sultanen biz onun velisine, onun adına bu işi ötecek olan kimseye bir hakkın e, hakkını alması için bir yetki veriyoruz. Yani kısas veya diyet meselesinde veriyoruz. Fela yusrif fil katli innehu kâne men, e, mensura. Yani orada da o diyet meselesinde de yani illa kısa kısa diye e, kişi. Yani e, diyet de oluyorsa kolaylık gösterin. E, i̇lla adamı öldürelim kısa kısa olsun diye ısrar etmeyin diye. Bakın burada bile yani e canı koruyor canım. canı. koruyor cana bak. Yani eğer mazlum e, mazlumen öldürülmüş bir bir hata bir şey yoksa bir kasıt yoksa çok büyük kasıt. E, o zamanlarda siz yani veli, veliniz, vasiyiniz neyse o işi yapan üstlenen kimse e, canı kurtarma yoluna gitsin. Hazreti Mevlana'nın hani e, bir Rum diyencin e, kurtarılması ile ilgili aracı olması hadisesi gibi. Yani asıl olan canı kurtarmaktır. Yani öldürmek değil, ölümüne mani olmak öldürmemektir. Allah da burada onu söylüyor. Yani yaşatmak. Yaşatmak. Din, din hocam. ihya için geliyor. E, yaşatmak için geliyor. Öldürmek için değil. Haşa ve kella. Onun için e, bu da e, yedinci ilahi emir. Sekizincisi 8. yetim malına aynen zinada olduğu gibi yaklaşmamak. Bak, e, yine takrabu kelimesini hmm. burada da dikretiyor. Wala takrabu mal yetim. Yetimin malının civarında dolaşmayın. Hmm, yani bırakalım. zengin zengin bir baba öldü. Mal varisi olarak evladına kaldı akrabalardan bir takım leş kargaları onun etrafında dolup o çocuğun malını yani sahipleneceğiz diye ele geçirmek derdine düşmesinler. Sakın bu yola girmeyin. Yani çünkü o yetimin hakkıdır. Onun varisi odur. Dolayısıyla bir başkasının ben bunu koruyuvereyim gibi ona sahiplenmeye kalkışmış olması son derece yanlıştır. İlla billetihi ahsen hatta yevlu eşiddah yani ancak çok iyi hüsnü muamele ile malını korumak, ona bir yatırım yolu göstermek ve bu loğa erinceye kadar ona destek olmak müstesna bunun çok iyi bir şekilde yaklaşabilir. O da sahih niyetle ve niyetle ve onun malın, malını da iyi bir yatırıma yönlendirip kazançlı çıkmasını sağlayacak şekilde olabilir. Ama bunun dışında malını eline alıp da ben işte çalıştırıvereyim senin paranı, ortak e, ortak yapayım kendime falan gibi yol ve yöntemle olursa mutlaka ayıracak ve onu kenarda kendi parasının dışında bir yerde geniştirip artırıp çoğaltıp belki de koruyveriş. Çünkü hocam çok hani iç edildiği yani adeta. Örnekleri çok. Çok yani sonuçta hem tarihte de çok. Yani i̇nsanların da böyle bir zaafları da var. Evet. Yani. Sonuçta yani yetim hocam en güçsüz varlık. He, korumasız hani bir varlık. kimsesi yok. Evet kimsesi yok. Onu istismar etmek en kolay. Tabii akıl değerli. O büyüyene kadar ha. her şey uçmuş gider. Eşhüddehü diyor allah Teala yani onun böyle güçlü ve vülû çağına erinceye kadar ona iyi niyetle rüştü erinceye kadar yardımcı olmak gerektiğine işaret ediyor. Dokuzuncusu bu da çok önemli bir şey ahde vefa yani verilen söze atılan imzaya efendim yapılan mukaveleye bağlı kalmak ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mesûlâ yani sözlerinize bağlı kalın söz verdiğiniz zaman o ahdinizi yerine getirin. Çünkü ahit dediğiniz şey, söz dediğiniz şey sorumluluk gerektirir diyor Allah Teala. Ya söz vermeyin ya söz verdiğiniz zaman zaman, mekan, şart, şurtla ilgili bir şey söylemişseniz onu tamam. Senettir, yerine getirir Sözünün tamam. eri ol. O kadar. Yani ya yani, e, vaat etmekle mal tükenmez derler ya böyle bir tabir var. Yani öyle vaat ederek e, efendim bir takım e, sözler vererek insanları yanıltmak, kandırmak gerçekten çok Onur Kırıcı, Mumut Tacirliği e, evet, e, aynı öyle. E, onur Kırıcı e, haysiyet cellatlığı gibi bir şey yani. Dolayısıyla buna asla bu yola girmeyin. Çünkü bizi hep ahitle bağlıyor Allah Teala. Ta eles Bezbinde verilen bir ahdimiz var kendisine. Ondan sonra dünyaya geldikten sonra Müslüman olarak ahdimiz var. E, dine, dini delilik ama ümmete, insanlığa e, evlilikle bir ahdimiz var çoluğumuza, çocuğumuza, aile fertlerimize. Yani bu ahdin, bu akdin, bu misakın e, gereklerini yerine getirmek suretiyle bir e, atak içinde olmak Müslüman'a yakışan bir e, ölçüdür. 8. Şey, e, 10. 9. vermiştik vefa. 10. ölçü ve tartıya riayet etmek. Yani alırken, satarken aynı ölçülerle tartmak. Alırken farklı, satarken farklı ölçmek e, çok tehlikeli bir şey. Ve evful keyle izâ kiltum ve zinû bil kıstâsil müstakîm zâlike hayrun ve ahsenu te'vîlâ. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın ve dost doğru bir ölçekle tartın. Kantarınız, teraziniz, metreniz neyse neyi ölçüyorsunuz? Ayarlarla oynama. ayarlar oynamayın. Ayarlarla oynamayın. E, alır ki alır yani metreyi bir kilo diyoruz hocam 900 gram çıkıyor. Çıkıyor. Metreyi kaydırıyor mesela satarken. 5 e, santim, 5 santim, 10 metre bir şey aldığın zaman şu kadar metre kendisi metrine geçirmiş. Sözde karda. Güya ama tam zarar aslında. Tam, tam zarar. Tam zarar. Yani Allah Teala bakın Ay, ayetin devamında e, bu çok, bunun çok e, netice itibariyle güzel bir şey olmadığını yani, e, en doğrusunun doğru bir e, tartıyla tartmak olduğunu ifade ediyor. Yani doğru tartıyla tartmak, doğru ölçekle e, vermek bu en hayırlı ve netice itibariyle en güzel iş ve işlem olduğunu söylüyor. Öbürü, mefhum muhalifinden asla güzel değil, asla e, göründüğü gibi kar değil. Değil baştan aşağı hasar. Hani hocam hep pazarlarda korkarız ya, işte diyelim ki Öndeki pazarcı, lakalı. öndekiler güzel arkadan 3-5 tane çürüyü koyar. Tabii. Evde biz deriz ki, hani olmadı deriz. Tabii. Yani o içimize oturur. Aslında o da onun bereketini görmüyor. Görmesini Eğer bu işi, işi kasıtlı ve bilinçli yapıyorsa. Kesinlikle. Bazen mesela keseke önceden koyuyor çürükleri. <laughs> i̇şte bu iş iş değil yani hocam. Evet. Bereketsiz evet. bir hayat oluyor. Aynen. Aynen. Kul hakkına giriyor. Kul hakkına giriyor. Evet. Eee On birincisi ise e, bu da hakikaten insanın bilmediği şeylerin peşine düşmemesiyle ilgili bir ilahi emir. Ve la takfu ma leysa leke bihi ilm inne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike Yani e, hakkında bilgi sahibi olma, olmadığın bir şeyin peşine düşme. Yani araştırıp bilgi sahibi olmadan, fikrin olmadan bir konuya meyledip kanaat sahibi olup bir şey söylersin veya arkasından koşarsın ama yanıldığını fark edersin. Sen yapacağın işlerde, vereceğin kararlarda önce iyi bilgi sahibi olmaya bak. Gözünle bak, kulağınla dinle, gönlünle ve zihninle tam şu ayet devamı da kulak, göz, efendim ve kalp bunların hepsi yaptıklarından sorumludur diyor. Yani gözle iyi bakmamışsan, kulakla iyi dinlememişsen onunla ilgili ve akılla, kalple de iyi tartmamışsan bu konuyla ilgili kararını yanılma ihtimali çok şey. Dolayısıyla hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. İyi araştır, iyi karar ver ve karar verdikten sonra da pişman olma. Hocam bu hani ilk bakışta hani sanki İslam kültürü ya da Müslümanlar hani bilgiye, öğrenmeye açık değil yani Cenab-ı Hak bizi adeta bilgisiz bırakıyormuş gibi algılayanlar da oluyor. Ha evet. Halbuki yani bu bir Prensileri tefsirde, koyuyor. evet, bir tefsirde okumuştum hocam hatırlayamıyorum. Yani e, vehim mesela aslında insanın bilmediği şey. Evet. Vehimlerin ardına düşüp de hani mesela diyelim ki birisini gördük. Ha, bu kesin hırsızdır dedik. Sonra onun hırsız olabileceğine dair kurduk kafamızda falan. Bir gün bir şey alırken halbuki kendi eşyası. Vehmi fehme çevirdik yani evet. kendi başımıza. Yani aslında bu gözümüzün, gönlümüzün, kulağımızın yani aslında bütün... duyu e, organlarımızı tartmamız gerektiğini evet. söylüyor yani. Çünkü yani. aksi takdirde hem ona haksızlık ediyoruz evet. hem kendimize haksızlık Aslında ediyoruz. Aslında bugünkü bilimsel ölçüleri de Allah Teala ortaya koymuş oluyor. Çünkü. evet. Bugünkü bilimsel ölçüleri değil mi? Gözle, kulakla, akılla evet. e, tartıyoruz. tartılması gerekiyor. Allah Teala diyor. Gözünüzle, kulağınızla ve kalbinize, zihninizle, aklınızla bir tartın. Kani oluyor yani. Kalk, kani olun. Ondan sonra arkasına düşün. Yoksa yani yanılırsınız. Siz pişman olursunuz. Böyle bir duruma düşmeyin. 12. ve sonuncusu da Allah Teala Hazretleri burada da dünya üzerinde bizim varlık iddiasında, benlik iddiasında olup yürürken bile davranışımıza dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Sakın ha diyor. Yani benlik geliştirip de ve la temşi fil ardi merahan. Yani böyle övünçle, gururla, benlikle yeryüzünde yürüme. İnneke len tahrikel erda ve len tebluğel cibari. Yani ne ayaklarında yeri delebilirsin, ne başında semaya yükselebilirsin. dolayısıyla böyle 70 kiloluk, 100 kiloluk halinle çok işler yapacakmış gibi bir, varlık iddiasında bulunup insanlara caka satma, çalım satma böyle tevazu ile yürü ya. Ya yani insanlar senin bir Adem oğlu, bir insan güzeli olduğunu hissetsinler. İnsanlara çalım satarak olmayan bir takım vasıflarla kendini takdim ederek nereye varacaksın? Yani sen böyle prezente edebilirsin kendini ama sonra bu ortaya çıkınca e, anlaşılacak. Yani kaç gram Ramazan simidi olduğun? Ki Karun böyle yapmıştı değil mi hocam? Evet. Yani bu bu ilim Takın bu oldu. işte mal hep benim benim evet. ilmim sayesinde oldu dedi ama sonra tepe taklak olunca anladı fakat bir geç oldu. İyi olmadı. Ve yani bize sonra... de o halden takındırıyor Allah. Yani bu Aynen. şekilde havalı, tırnak içinde artistçe, kendini bir şey sanarak da yürüyüşlerde bulunacak asatma diyor yani. Caka satma. diyor. Ve ondan sonra da küllük derike kâne a, e, seyyihu inda rabbike mekruha. Bütün e, bunların hepsi beğenilmeyen kötü şeyler cümlesindendir. Kerih Evet. Bu saydığımız 12 madde aşağı yukarı 10 emirde de benzerleriyle var. 10 emirleri de isterseniz sayı verelim de eğer vaktimiz varsa tamamlamış olalım sözlerimizi. E, 10 emirde şunlar var. Allah'tan başka bir ilah yoktur ona inanmak. Puta tapmamak ikincisi. Allah'ın adını boş yere ağzına almamak yani yalan yere yemin etmemek. Bir de bizde olmayan cumartesi yasağı var onlarda. Yani cumartesi yasağına saygı göstermek, o gün işte hareket, iş, eylem yapmamak. Beşincisi ana babaya saygılı olmak. O da ayette geçmişti bizde de var. Adam öldürmemek bizde de var. Zina etmemek bizde de var hırsızlık yapmamak, yalan şahitliği yapmamak ve başkasına ait şeylere göz dikmemek diye on emirde olanların aşağı yukarı benzerleri bizim bu okuduğumuz 12 iki emirde de kendini gösteriyor. Musa Aleyhisselam da aynen Tur-i Sina'da Hazreti Peygamber'in miracı gibi bir miraç yaşamış. Cenab-ı Hak ile mülakı olmuş. Hatta geçen bahsettik. Cenab-ı Hakk'a ben seni göreyim, seni seyredeyim diye bir temennide bulmuştu. Allah Teala da ona kendisini göremeyeceğini orada ifade etmişti. O da bir Miraçlı bir bakıma o miraçla bu miraç arasındaki benzerlik oradan 10 e, emir getirdi Musa Aleyhisselam. E, şeyde, miraç, i̇sra'dan da miraçtan da Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a 12 emir verildi biraz daha detaylı olarak. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel istifadeli bir program oldu. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir İrfan gündemi programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bugün bizlere İsra suresinin içinde yer alan ve bizlere ikram edilen aslında 10 emir gibi 12 emri böyle açtı. Çeşitli yorumlarda bulunmuş oldu. Bu kayıtları özellikle Erkam TV'nin YouTube hesabından ya da Erkam Radyo'nun internet sitesinden tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaştırdığınız çeşitli sorular oluyor. Bunları da gündeme alıyoruz zaman zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Muhabbetle, hürmetle.